3 dönem Narlıdere Belediye Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı, Konak Belediye Başkanlığı. Konak Belediye Başkanı iken yeniden Büyükşehir Adaylığı. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur'u anlatacak en kısa cümle bu. 20 yılı başkanlıkla geçmiş bir belediye hayatı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Batur'un bundan sonra siyaseten ne yapacağı merakla bekleniyor. 2009 yılından bu yana Güzelbahçe'de belediye başkanlığı yapan Mustafa İnce, 3 dönem üst üste yaptığı başkanlığın ardından koltuğunu yeni seçilecek başkana devredecek. Kendisiyle birlikte 3 dönemdir belediye başkan yardımcısı olup sürdürdüğü Güzelbahçe belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Mustafa Günay, Urla belediye başkan aday adaylığı dosyasını teslim etti. CHP Genel Merkezi ise Günay'ı Güzelbahçe adayı yaptı. İzmir'in 30 ilçesinde aday çıkartan Cumhuriyet Halk Partisi, Karşıyaka'dan Büyükşehir adayı olarak gösterilen Cemil Tugay dışında sadece 3 başkanla yola devam kararı aldı. CHP, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i yeniden aday gösterdi. CHP Genel Merkezi tarafından açıklanan listelerde kadın aday sayısındaki artışsa dikkat çekti. 30 adayın 9'u kadınlardan oluştu. Çeşme'de Lal Denizli, Foça'da Saniye Bora Fıçı, Karabağlar'da Emine Helil İnay Kınay, Karaburun'da Nurşen Balcı, Karşıyaka'da Behice Yıldız İşçimenler, Kınık'ta Sema Bodur, Konak'ta Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menemen'de Deniz Karakurt ve Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu aday gösterildi. 2004 yılında Mehmet Ali Çalkaya ile başlayan ve sonrasında eşi Fatma Çalkaya'ya devri yapılan 4 dönemlik Çalkaya dönemi de alınan kararla sona ermiş oldu. 2004'ten 2019'a kadar Mehmet Ali Çalkaya'nın görevde kaldığı Balçova Belediyesi'nde 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan Mehmet Ali Çalkaya'nın seçilme hakkı ortadan kalkmıştı. Mahkeme kararı sonrası dikkat çeken bir karar alan CHP yönetimi, Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday yapma kararı almıştı. Gerçekleştirilen seçimler sonrası ise %67 oy alan Fatma Çalkaya, Balçova'nın yeni belediye başkanı olmuştu. Dün toplanan MYK ve parti meclisi sonrası ise Balçova'da Çalkaya yönetimi sona ermiş oldu. Parti yetkilileri 31 Mart seçimleri için Balçova Belediye Başkan Adayı olarak Onur Yiğit'i belirledi.